Herkese merhabalar. 9. sınıf kimya 2. dönem 1. yazıda hazır mıyız Songül abi? Hazır değilim hocam. O yüzden zaten buradasın. Senle beraber MEB'in kazanımlarına uygun kimyada ne gördüyseniz okulda, okuldaki sıralamaya uygun bir sınav hazırlığı yaptık. Ve bu sınav hazırlığımızda 1. yazının konularını teker teker bir yazdık ilk başta. Bir kere 3 ve 4. üniteden olacak. Kimyasal türler arasında etkileşimler ve maddenin halleri ne olacak? Ama maddenin hallerine hepsine girmeyeceğiz. Sadece katılara bakacağız. İyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ, zayıf etkileşimler ve fiziksel kimyasal değişim ağırlıklı çıkacak Tonguç evladım benim. Ve sonrasında inanılmaz güzel bir yazılı provası hazırladık sana. Hocam yazılı ama güzel olur mu ya? Ufak bir özet yapmak istiyorum. Hemen sana bir kere şunu hatırlayalım. Kimyasal türleri biliyorduk Tonguç'um. Atom, molekül, iyon ve radikaldi. Radikal tabii fen lisesinde vardı ama kimyasal türlerde atom, molekül, iyonu bilmemiz gerekiyor. İyonik bağ dediğimiz şey ise kimyasal bağların çeşitleri. İki türlü bağ vardı hatırlıyorsan. Kimyasal türler arası etkileşimlerde bir türler arası etkileşimler vardı. Güçlü etkileşimler, bir de zayıf etkileşimler vardı. Güçlü etkileşim iyonik bağ ve kovalent bağ vardı. İşte bu güçlü etkileşimlerden iyonik bağın oluşumunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve iyonik bağın da işte Lewis sembolüyle gösterilmesi, ondan sonra örgü yapısının nasıl olduğunu, sonra sağlamlığının nasıl olduğunu, adlandırmasının nasıl olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani sınavın içinde, yazılı provamızın içinde bunlarla ilgili çok güzel sorular var. İşte burada iyonik bağlar elektron alışverişiyle oluşuyordu. Aynı zamanda Lewis gösteriminde işte artı eksi iyonlar gösterip köşeli semboller gösteriyorduk böyle. Ondan sonra buraya artı eksi iyonların yükünü yazıyorduk. Örgü yapısı dediğimiz şey de aslında iyonik bağların birbirleriyle sanki bir NaCl'deki gibi, sanki bir şey gibi, hani örgü gibi birbirleriyle çok sıkı tutulduğu, bir atomun 5-6 atoma bağlandığı, o yüzden çok sağlam olduğu ama kırılgan olduğu da bir yapıda vardı. Ve bu sağlamlıktan dolayı da aslında nasıl Tonguç evladım benim, kırılgandı fakat kaynama ve erime noktaları çok çok yüksekti. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Adlandırmada bilmemiz gereken şeyler işte bir metalle bir ametal birleşiyordu iyonik bağ oluşumunda. Adlandırmada mutlaka işte Roma rakamlarını adlandırmayı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda Tonguç evladım benim adlandırmada başka bilmemiz gereken şeyler de vardı. İşte bazılarında kök iyonlar vardı. Bunlar çok atomlu iyonlardı. Ondan sonra işte sülfattır, fosfittir, fosfattır, asetattır, işte karbonattır, bunları bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda işte katyon artı anyon adı şeklinde geliyordu. Bir kere metal kök bileşikleri vardı, metal metal bileşikleri vardı, değişkenler vardı ve benzeri, bunları bilmemiz gerekiyor. Tabii sağlamlığında şuna da bakmamız gerekiyor Tonguç evladım benim. İyonik moleküllerin, yüklerin bağ sağlamlığına etkisi de vardı. Mesela çok fazla elektron alışverişi yaparsa daha fazla sağlam oluyordu. Ama daha az elektron alışverişi daha sağlam oluyordu. Bunları çok iyi hatırlamamız gerekiyor. Kovalent bağ bakarsak Lewis yapısında elektron alışverişini bilmemiz gerekiyor ve Lewis yapısında mesela A ile B birleşecek. A ile B böyle oklarla gösteriyorduk. İşte bu oklarla, sembollerle gösteriyorduk. Bunların yapısı tabii birazcık daha farklıydı. Polarlık, apolarlık vardı burada. Aynı cins atomlar birleşirse apolar olurdu. Farklı cins atomlar birleşirse polar olurdu. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bunların sebebi de elektronegatiflik farkıydı. Bunu da hatırlayalım Tonguç'um. Elektronegatiflik farkı tabii ki molekülün geneline baktığımız zaman polar ve apolarlık olması farklı bir şey. Bağın polar ve apolar olması farklı bir şey. Molekülün geneline baktığımız zaman Lewis yapısını çizip Lewis yapısında nasıl durduğunu, mesela şurada çiftlenmemiş bir elektron varsa o zaman genellikle polara kayıyordu. Çünkü o çiftlenmemiş elektron daha fazla bir polarite sağlıyordu falan filan. Bunları da göreceğiz. Birazdan sınavımız için. Sorular kazık mı hocam? Sorular kazık. Sorular orta düzey. Aynı sınavınıza çıkacak gibi sorular hazırladık. Ve bu sorularda seni aslında sınava tam bir hazırlığı sağlayacak diyoruz. Tabii bunun PDF'i de aşağıda açıklamada linkte var Tonguç'um. Ve aynı zamanda şunu hatırlayalım. Adlandırma ne yapıyorduk? Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta falan filan bunları kullanıyorduk. Neden Tonguç'um? Çünkü bunların hepsi aslında Latince 1, 2, 3, 4, 5, 6 demek. Dolayısıyla sen bunları bilerekten ne yapacaksın? Okta, nona, deka falan filan bunları bilerekten bunları adlandıracaksın. Unutma, başta mono koymasın ama ortada varsa mono koyarsın tarzında böyle ayrıntılar da vardı, bunları bileceğiz. Metalik bağa baktığımız zaman metalik bağda da metallerin arasındaki oluşan bağıydı. Ve metalik bağda mutlaka bir elektron denizi kavramı vardı. Serbest elektronlar vardı. Bu serbest elektronlar metallerin yüzeylerinin parlak olmasını, ısı ve elektriği iletmesini, işlenebilir ve dövülebilir ve tevreli haline getirilebilmesini sağlıyordu. Buna da bilmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda Tonguç evladım benim,
İşte özelliklerini, kuvvetini bildikten sonra zayıf etkileşimlere bakarsak da şimdi bir kere etkileşimleri güçlü etkileşimler, iyonik, kovalent ve metalik bağ demiştik. Bir de zayıf etkileşimler vardı. Zayıf etkileşimler Tonguç evladım benim Van der Waals ve hidrojen bağ olarak ikiye ayrılıyor diye düşünebilirsin. Van der Waals ve hidrojen bağ. İşte Van der Waals'ın alt kırılımlarına baktığımız zaman bir dipol-dipol etkileşimi vardı, iyon dipol etkileşimi vardı, indüklenmiş dipol etkileşimi vardı. Mesela bunlardan bir tanesi Van der Waals'ın alt kırılımlarına bir tanesi. Buradaki tabii indüklenmiş dipol etkileşiminde özel bir ad veriyorduk. O da neydi Tonguç evladım benim? London etkileşimi diyorduk. London kuvvetleri diyorduk. Bu da olabilecek en zayıf kuvvettir. Bunu da söylemek istiyorum. En kuvvetli hidrojen bağıydı. Van der Waals'lar daha az kuvvetliydi. Ve bunların arasında da sıralama yaparsak London'da en aşağıdakidir diyoruz. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Dipol kuvvetlidir. Bak şimdiden söyleyeyim. Hidrojen bir numara. Ardından dipol gelir. Sonra dipol indüklenmiş dipol gelebilir. Ardından da Tonguç'un London gelir. London artık en sonudur, dibidir diyoruz. Ve fiziksel ve kimyasal değişimler vardı. Fiziksel ve kimyasal değişimler çok basit. Fiziksel değişimlerde maddenin iç yapısı değişmez. Kimyasal bir reaksiyon olmaz. Ama kimyasal değişimlerde maddenin iç yapısı değişir ve kimyasal bir reaksiyon ortaya çıkar. Ve sonunda da artık neye geliyoruz? Diğer ünitemize geliyoruz. Diğer ünitemizde şunu bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Hal, yani maddenin hallerinin özelliklerini bilmemiz gerekiyor. İ hali, E hali, D hali, den hali. Öğrendiğimiz şeyler neydi? Katı vardı, sıvı vardı ve gaz vardı. Bir de burada artık plazmayı görecek Tonguç evladım benim. Plazmanın ne olduğunu, işte deionizasyon, iyonizasyon dediğimiz kavramların ne olduğunu, normalde erime, donma, buharlaşma, donmayı falan filan yoğuşmayı biliyoruz. Krallaşma, sürme, ama bir de iyonizasyon, gazın plazmaya geçişi, bir de tam tersi deionizasyonu da bilmemiz gerekiyor. Sınavda çıkabilir bunlar. Ve aynı zamanda suyun döngüsü, suyun farklı halleri ve suyun canlılar için önemli de bilmemiz gerekiyor. Katılara baktığımız zaman Tonguç'um, burada şunu da bilelim Tonguç'um. Bir sıvılaştırılmış likit petrol gazı var. Yani LPG dediğimiz şey var. Bir de likit natural gaz var. LNG dediğimiz gaz var. Endüstride hal değişiminde bunlar çok çıkabilir karşımıza. İtici gazlar ve soğutucu gazlar da bunlar da ayrı bir başlık olarak değerlendirilir. Katılara baktığımız zaman katılardaki neydi sınıflandırmamız Tonguç evladım benim? Kristal katılar, bir kristaller vardı, bir de amorflar vardı. Bunları çok iyi bilmemiz. Aborjinler. Şimdi amorf katılar zaten camsı geçiş sıcaklığına sahip olan katılar. İşte camdır, parafindir, lastiktir, plastiktir, mumdur, tereyağıdır. Mesela amorf katılara örnek verebilir. Ama kristal katılara baktığım zaman iyon kristal katılar var, molekül kristal katılar var, kovalent kristal katılar var, metalik kristal katılar yok. Dörde ayrılıyordu. Bunların özelliklerini de beraber soruların içinde göreceğiz. İşte her birisinin farklı özellikleri var. İyonik kristal katılar mesela, işte bizim bildiğimiz tuz mesela. Kovalent kristal katılar, dünyadaki en sert maddeler elmas mesela. Aynı zamanda molekül kristal katılara baktığımız zaman mesela karbondioksitin buzu, kuru buz dediğimiz zımbırtı veya şeydeki suyun buz bizim bildiğimiz buz normalde. Metalik kristal katılarda metallerin aslında alüminyum, bakır, sodyum, gümüş, altın gibi metaller diyebiliriz. Evet, sınavımız başlıyor. Hazır mısın? Dayanın kuyruğu kopuyor. Birçok şey anlattım sana. Tabii ki birazcık hızlı gelmiş olabilir ama zaten bunların hepsini sen akıl notlarından, işte 0'dan 9'a kimya kitabından çalışabilirsin. Hiç merak etme. Şimdi başlıyoruz dersimize. Diyoruz ki Tonguç'um, bir XH3 birleşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz demiş. X demiş, ikinci periyot 3A grubu elementi ise XH3 iyonik bileşik demiş. Şimdi bir kere hemen şunu hatırlayalım. İkinci periyot 3A grubu elementi neydi dersek, ikinci periyot 3A grubu elementinin adı bor Tonguç evladım benim. Bor elementi şuradadır hatta. Evet buradadır diye düşünebilirsin. İkinci periyot 3A, 1A, 2A, 3A ve burada. 3A elementi bor olduğu için bu adamın adı aslında BH3'müş. Şimdi BH3'ü baktığımız zaman diyor ki XH3 iyonik bileşiktir. Burada BH3'te şimdi 3A elementi yarı metal bir elementtir. Yarı metal elementler kimyasal özelliklerine baktığımız zaman ametallere benzediği için bu H ile birleşirken aslında kovalent bağlı bir bileşik yapacaktır. Neden? Çünkü yarı metaller kimyasal özelliklerine göre ametallere yatkınlardır. Hem metal hem ametal gibi davranıyordu. Dolayısıyla bu ametallere yatkın olduğu için bu adam aslında kovalent bağlı bir bileşik yapmıştır diyebiliriz. O yüzden bu ifadenin yanlış olduğunu söyleyebiliriz diyoruz. X azot ise demiş. XH3
polar yapılı bir molekül demiş. Hemen bakalım, azot ol ise NH3'tür. NH3 amonyak dünyadaki en önemli maddelerden bir tanesi. Sınavda da %99 çıkar. Neden? Çünkü amonyak gerçekten de günlük hayatımızda çok var ve haber sentezi denilen çok önemli bir sentezin içinde görev olan bir madde. Şimdi NH3'e baktığımız zaman evladım, bunun yapısı bir kere hemen şöyle çizelim. Bir çiftlenmemiş elektron yapısı elektron olduğu için içinde H buradan birleşir, H buradan birleşir, H buradan birleşir. Çünkü çiftlenmemiş elektron çifti bunu inanılmaz derecede bağları aşağı doğru iter. İnsanın aklına geliyor ki N keşke böyle birleşse. H burada, H burada, H burada. Ama bunun çiftlenmemiş elektron olması bu bağları hadi oradan siz buraya doğru kıvrılın diyerekten aşağı doğru kıvırıyor ve bu kendi hükümranlığını ortaya çıkartıyor. Çiftlenmemiş elektron çok daha fazla bir etkiye sahiptir. Unutmayalım, bağlardan daha kuvvetlidir. Dolayısıyla bu polar yapılı bir maddedir. Evet, doğru. Çünkü buradaki elektron negatiflik farkından dolayı moment okları bu tarafa doğrudur, bu tarafa doğrudur. O zaman bu adam da bu tarafa doğru, yukarı doğru gider diyebiliriz. Dolayısıyla bir denge sorunu söz konusu değildir. Bak, molekül polar yapılıdır. Bunu unutmayalım. Bağlar da polar yapılıdır. Bunu da unutmayalım. Bu da ayrı bir görüntü diyoruz. XAL ise birleşiğin Lewis formülü şeklindedir. Şimdi XAL ise birleşiğin Lewis. Şimdi bak, ALH3 değil mi? ALH3 birleşiği. Gerçekten de bu şekilde mi? Evet, bu şekilde. Neden diyeceksin? Evet, bu şekilde değildir, özür dilerim. Neden diyeceksin? Çünkü alüminyum bir metaldir Tomucuğum. Hidrojen bir ametaldir. Metalle ametal birleşince Lewis formülünde şöyle gösterirler. Alüminyum artı 3 şeklinde gösterilir. Artı 3 şeklinde gösterilir. Artı 3 tane de hidrojen ne olur? 2 tane elektron aldığı için, 1 tane elektron aldığı için 2 de elektron oldu etrafında. 3 tane hidrojen eksi 1 yüklü olduğu için de bu şekilde yazılır. Yani bu Lewis gösteriminde, iyonik bağların gösteriminde bu şekilde göstermez. Bu kovalent bağlı gösterimi. Bu kovalent bağlı gösterim ise sen bana niye metalle ametalin birleştiği iyonik bağlı birleşki için kovalent bağlı formül veriyorsun veya gösterim veriyorsun? Bunun iyonik bağlı olması için şu şekilde parantezli yazılması, değerlik elektronların da etrafına yazılması, iyon yüklerinde üstlerine yazılması şarttır. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır diyebiliriz. Bakalım şu zımbırtıya. X demir ise isimlendirilirken Roma rakamı kullanılmalı demiş. X demir ise, şimdi demir ise FH3 birleşiği oluşacak. Yani XH3'te X yerine demir koyduk, FH3 olacak. Tonguç'um, çok enteresan bir şey var. İyonik birleşikler adlandırılırken, isimlendirilirken Romalılar denilen bir kısım vardı. Romalılar dediğimiz kısım işte F, demir yani Cu, ondan sonra Co, ondan sonra işte ne bileyim HG. Bunlar gibi maddeler isimlendirirken farklı farklı Roma rakamları alabiliyorlar. Bunlar sebebi ise değişken değerlikte. Mesela demir hem artı 2 olan bir madde hem artı 3 olan bir madde. Burada hidrojen normalde hidrojen eksi 1 yük alır. Demir de demek ki artı 3 yük almış ki bunun hani bunun altına gelip FH3 olmuş. İşte demir artı 3 yük olduğunu burnun altındaki sayıdan anlıyoruz. O zaman ben bunu isimlendirirken şöyle söylerim. Demir artı 3 yük aldığı için parantez içinde böyle 3 yazarım. Hidrür derim. Demir 3 hidrür diyebilirim. Dolayısıyla bak, isimlendirirken ne yaptım Tonguç'larım? Roma rakamı kullanılmalıdır. Evet, doğru bir ifade diyoruz. Demir hidrür, çünkü kervan değişken yürür. Aynen, bak bir sorunun içinde birçok şeyi, yani iyonik birleşiklerle ilgili, kovalent birleşiklerle ilgili birçok bilgiyi tekrar etmiş olduk. Evet, geldik. Periyodik sistemde yerli verilen bazı elementler için demiş. XK, XL, XTL ve YM birleşiklerini erime noktalarına göre sıralayınız demiş. Falan filan. Şimdi bir kere biz şunu unutmayalım Tonguç'um. XK'ya baktığımız zaman bu bir metal, bu bir ametal. XL'ye baktığımız zaman bu bir metal, bu bir ametal. TL'ye baktığımız zaman metal, ametal. Çünkü periyodik tablonun sol tarafında metaller vardı. Tabii şu istisna, bu da hidrojen de aslında. Bunu istisna olarak alıyoruz. Sağ tarafında ise ametaller vardı. Ve şurası da soy gazlar. Zaten soy gazlar burada hiç karışmamış içine. Soy gazlar da hiç bağ yapmazlar zaten. Şimdi adam diyor ki bize, aynen adam diyor ki bize, ya evladım diyor, burada dikkat ettiysen Y ve M de aynı şekilde metalle ametali birleştirdim. Metalle ametali birleştirdiysem burada bütün bu birleşiklerin iyonik bir birleşik olduğunu söyleyebilirim. Şimdi iyonik birleşikleri de özellikleri hatırlamam gerekiyor. İyonik birleşikler diyebilirim.
İyonik bileşiklerde şunu bilmemiz gerekiyor. Atom yarıçapı Tonguç'um, atom yarıçapı eğer küçülürse atom yarıçapı küçük olanın iyonik bağ kuvveti artar. Bağ kuvveti fazla. Bağ kuvveti, bak bunu hatırlamamız gerekiyor. Fazla olması gerekiyor. Bir tane daha özellik var. Elektron alışverişi fazla ise Tonguç evladım benim, bağ kuvveti fazla diyoruz. Şimdi ben buradan elektron alışverişi ama çok daha etkili. Yani bu daha baba. Bunun iki yıldızı varsa bunun bir yıldızı var. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. Şimdi XK'da bu 1A grubunda olduğundan dolayı, K'da 7A grubunda olduğundan dolayı bunlar X artı 1, K eksi 1'den elektron alışverişinde XK'yı oluşturmuşlar. Tamam eyvallah. XL'ye bakarsak X artı 1, L'de eksi 1, yine XL'yi oluşturmuşlar. Bak birer tane alışveriş, yani bu bir tane elektron vermiş buna, bu bir tane elektron vermiş. Bunlar zaten artı 1, eksi 1 olmasının sebebi zaten bu. Şuna bakalım, TL'ye bakalım. T artı 1 yüklü, L'de 7A grubunda olduğu için o da eksi 1 yüklü. Burada aslında TL oluşmuş, yine bir elektron vermiş. Ama dikkat edelim, Y artı 2 yüklü çünkü 2A grubunda. M'de 6A grubunda olduğu için eksi 2 yüklü. M'de eksi 2 yüklü. YM birleştiği zaman buradan buraya aslında 2 tane elektron alışverişi olmuş. Ve bu alışveriş sonucunda oluşan bağ da ikişer elektron ve alıcını verildiği için çok daha kuvvetli olmuş. O zaman ben buradan şunu söyleyeyim. Ya evladım, bunların en fazla kuvvet sonu YM'dir. YM'nin kuvveti büyüktür diyebilirim. YM'nin kuvveti büyüktür. Sonra ne gelir? Sonra da şimdi bunlardan bir tanesi gelecek. XK, XL veya TL gelecek. Şimdi hepsinin elektron alışverişi aynı. O zaman biz burada atom çapına bakacağız. Atom çapı küçükse daha kuvvetlidir diyebiliriz. O zaman atom çapının küçük olması için de ne olması gerekiyor? En yukarılarda olması gerekiyor. Çünkü hatırlıyorsan atom çapları nasıl değişiyordu Tonguç'um? Soldan sağa doğru azalıyordu. Yukarıdan aşağı doğru da artıyordu değil mi? O zaman evet, yukarılarda olanlar daha şeydir. Küçüktür. O zaman daha kuvvetlidir diyebiliriz. O zaman YM'den sonra en küçük olanlar, bak, X ve K daha küçüktür. Sonrasında gelir biliyor musun? X ve L gelir. Çünkü X tamam eyvallah da L de aşağıda gelmiş. O zaman X ve L gelir. X ve L gelir. Çünkü büyüyor artık. Artık T de büyük ama bak burada T daha büyük bundan. Bu da bundan daha büyük. Bak XK en küçüğü. XD hadi tamam orada ama bu ikisi iki baba. O zaman bu iki baba işte zaten en az kuvvete sahiptir diyoruz. Hem elektron alışverişi birer tane olmuş hem de en büyükler. Dolayısıyla bunların ne demiştik? Şu kurala göre en az kuvveti olur diyoruz. XYZT elementlerini erime noktalarına göre sıralanıyız demiş. Şimdi burada XYZT, XY, şimdi X metal, Y metal. Z 3A grubunda olduğu için yine yarı metal gibi düşünebilirsin. Ama metal özelliği gösterir diye düşünebilirsin. Burada ise fiziksel özellik ya bunlar. Ne diyor? Erime noktaları. Erime noktası bir fiziksel özelliktir. Şimdi 3A grubundaki element normalde demin söylediğim gibi kimyasal özelliklere göre ametallere benzer. Ama fiziksel özelliklere göre, metallere benzer. O zaman diyoruz ki X, Y, Z, T aslında fiziksel özelliklere göre hepsi bir metal diye düşünebilirsin. Şimdi metalik bağa göre değerlendirmem gerekiyor o zaman. Hepsi metal olduğu için. Metalik bağların kuvveti neye göre belirlenir Tonguç evladım benim? Kuvveti değerlik elektron sayısı. Değerlik elektron sayısına göre. Evet, elektron sayısı ile doğru orantılıdır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda Tonguç'um atom çapı ile ters. Atom çapı büyüdükçe azalıyor. Atom çapı ile ters orantılıdır diyebiliriz. Şimdi bu kuralı biliyorsak eğer hemen şöyle kuralımızın yansımasını yapalım. O zaman diyorum ki X, Y, Z, T'den şu ikisine baktığımız hatta şöyle yapalım. X, Y, Z'ye bakalım. X, Y, Z'den değerlik elektron sayısı bunun 1, bunun 2, bunun da 3'tür. Bunun 3 değerlik elektron sayısı olduğu için ve en önemli şey değerlik elektron sayısı için Z'nin büyüktür Y'den, büyüktür X'ten diyebiliriz. Çünkü metalik bağ değerlik elektron sayısı arttıkça artar. Bu 3, bu 2, bu 1. Tamam eyvallah. Bir de atom çapı ile ters orantı. Buradaki atom çapı daha büyük, buradaki atom çapı daha küçük. O zaman burada ise
değerli şeyi metalik bağ daha da zayıf olacak çünkü atom çapı büyüyor. O zaman T bunlardan daha da küçük bir şey olacak. En fazla değerli elektron sayısına sahip olduğu için Z en büyük, sonra Y, sonra X. Bunun da çapı da daha büyük olduğu için daha da küçük bir metalik bağa sahip. Dolayısıyla erime noktası da buna göre de azdır diyebiliriz. Çünkü metalik bağ arttıkça erime noktası da artar. Bunu da söylemek istiyorum. Geldik bazı bileşiklerin formülü ve isimlerini içine verilen boşluklara doldurunuz demiş. Şimdi hemen biz isimlendirmeye geçiyoruz. Bu tabi iyonik bağlı bileşiklerin isimlendirmesi Tonguç'um. İyonik bağlı bileşiklerin isimlendirmesinde bu metal, bu bir ametal. Nasıl anladım? Çünkü şunu hatırla Tonguç'um. Eğer sen ametalleri aklında tutmak istiyorsan lütfen lütfen şunları ezberle. Cinof, PS hepsi cilalı diye ve BRI. Cinof hepsi cilalı biri diye ezberliyorum ben aslında bunu. Cinof hepsi cilalı biri. Bunların hepsi bizim bilmemiz gereken ametaller. Bu ametallerin dışında gerçekten de böyle fazla almış bir şey yok. Dolayısıyla bunların dışında olan her şey ya soy gazdır ya metaldir. Dolayısıyla şu metal soy gazı da hemen sana söyleyeyim. Hergele Necmi arsız karısını bu kadar bilsen yeterli. Arsız karısını sevdi diye bilsen yeterli. Gözleriyle kesip. Neyse onu boş ver. Şimdi dolayısıyla bunlar da soy gazlar yani 8 A'dır. Şimdi bunların dışında olan her şey metal. O zaman Al bir metal. S zaten bunların içinde var ametal. Metalle ametal bir şey iyonik. İyonik bağlı bileşiklerde adlandırma yaparken bu 2-3 hiç önemli değil. Çünkü bunlar kovalent bağlı bileşiklerde önemliydi. Kovalent bağlılarda mono, di, tri diyoruz ama burada demeyiz. Burada bunun adını yazarız. Alüminyum. Şunun adı neydi? Normalde kükürttü ama birleşiklerde biz bunu sülfür diye okuyoruz. Birleşiklerde enteresan bir şekilde sülfür diye okuyoruz. Mesela buna bakalım. Bu enteresan. Bu neye enteresan diyorum? Çünkü bu bir Romalı Tonguç evladım benim. Demir bir Romalıdır. Dolayısıyla demir dedim ama burada hangi değerliği aldığını yazmam gerekiyor. Şimdi şöyle düşün. Bu normalde artı 2'ydi. Bu da eksi 3 oldu. Bu eksi 2'ydi. Bu artı 3'tü demek ki. Bu bunun altına geldi. Bu da bunun altına geldi. Ve F2 S3 oluştu. Demek ki demirin yükü artı 3'tü. Demirin yükü çünkü buraya gelmişti. Bunu tekrar geri çektim buraya. Demek demir artı 3 yüktü. O zaman Roma rakamlarıyla 1, 2, 3 tane çubuk koyuyorum. Romalı 3 koyuyorum. Demirin 3 değerlik olduğunu gösterdikten sonra şimdi de artık aynı bunun buradaki yukarıdaki gibi sülfür yazıyorum. Kükürt çünkü sülfür olarak bileşkeni adlandırıyor. Bak civa 1 nütrür demiş. Civa 1 nütrür dediğimiz şey aslında tabii ben bunu şöyle de yazabilirim. Bunu da hemen söylemek istiyorum. Demir tire 3 tire sülfür dedim. Aynı şeydir hiç fark etmez merak etme. Civa 1 nitrür diyorum. Civa dediğimiz şey aslında Hg ile gösteriliyordu Tunguç'um. Nitrür dediğimiz şey de aslında azot. Azotun bileşik adına biz nitrür diyoruz. Şimdi bu metal bu ametal eyvallah. Zaten Romalı olduğu için bunun metal ve ametal olduğunu anlayabiliriz. Romalı bak azot dediğimiz şey aslında eksi 3 yüke sahip olan bir madde. Eksi 3 yüke sahip olduğu için şimdi Hg kaç yükündeymiş? Bu Roma'dan hemen görelim. Artı 1 yükündeymiş. Bunun yükünü burada Roma'da yazıyoruz aslında. N de eksi 3'müş. Dolayısıyla bunun altına gelirse Tunguç evladım benim. Hg 3 N 1 şeklinde bir bileşiğimiz oluşuyor. Hg 3 N 1 de 1 yazmayız. Hg 3 N şeklinde yazabiliriz Tonguç evladım. Hg3 N de civa 1 nitrürü diyebiliriz. Tabi zor örnekler veriyorum. Sen de diğerlerini zaten alışırsın merak etme. CuNO3 2. Şimdi bu bir köktür. Bu ne köküdür? Nitrat köküdür. Bunu bilmem gerekiyor. Nitrat, sülfat, ondan sonra karbonat. Şunları gerçekten çok bilmemiz gerekiyor. CO3-2. Bu karbonat. Bunları ezbere bilmemiz gerekiyor. Ondan sonra sülfat SO4-2 çok çıkar bunlar. Bu en çok çıkanları yazıyorum da. En azından senin aşinalığın olsun. Ondan sonra NO3 nitrat. Bunlar en fazla çıkanlar, en popülerler. Geldik bu zımbırtıya. Bunu ben bir kere bakır diyor ama bakır enteresan bir şekilde nasıl Romalıdır. Hep Romalı'yı sorarlar ki insanlar birazcık daha zorlansın diye. Romalıdır. Kaç yükünü almış burada? NO3 normalde eksi 1 yüktedir. NO3 normalde eksi 1 yüktedir. Demek ki bununki buraya gelmiş. Bununki de buraya gelince 2 olmuş. Demek ki bunun üstünde artı 2 varmış. Bunun içinde artı 2 varsa ben bakıra 2 yazarım. Sonrasında bunun adını, kökün adını olduğu gibi yazarım. Bakır 2 nitrat şeklinde yazarım. Anlamadığım bir şey var mı Tonguç'um? Hocam şu an için her şeyi anlıyorum ama bir kez daha çalışmam lazım. Yoksa çoğunu unutabilirim.
Yazılı örnekleri var mı hocam sizde? Yazılı örnekleri çalışabilecek miyim? Evet evladım bak. Bu zaten bu sınavımızın yanında bu sınavla beraber seninle çok güzel çalışıyorum. Hatta şöyle göstereyim. TAK Kimya Soru Bankamızda yazılı kısmı var. Bu yazılı kısmındaki örneklerimizi lütfen çalış. TAK yazılı kısmı var. Sende TAK vardır mutlaka zaten. TAK'taki sayfa 143'e çalış lütfen. Burada çok güzel bir yazılı örneği hazırladık senin için. Aynı zamanda Tonguç'um ALFL tekrarları da hazırladık burada. Alüminyum diyorum. Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi tekrarları da hazırladık. Hatta ünite tekrarları da var. Buradan da çalışabilirsin diyoruz. Şimdi ufak bir bal girdi araya, özür dilerim. Hatta bal renginde olduğu gerçekten. Aynen bal. Dihidrojen monosülfür demiş. Şimdi artık bak di geldi, mono geldi. O zaman bu kovalent bağlı bileşik. Şimdi dihidrojen di 2 demek. Mono 1 demek. O zaman di demek, dihidrojen diyorsa 2 tane hidrojen var. He 2 olması gerekiyor. Monosülfür dediğimiz şeyde bir tane sülfür var. Yani S. Sülfür dediğimiz şey aslında kükürttü. Ve bir taneyi buraya altına bir yazmayız. H2S şeklinde yazabiliriz. Geldik bu zumurtaya. Bak bu 2, bu 3. Bu di demek, bu da tri demek Tonguç'um. Dolayısıyla di sülfür diyorum. Di sülfür. Burada 3 tane oksijen için oksit diyebiliriz Tonguç'um. Oksijen bileşiklerinde oksit olarak adlandırıyor diyoruz ve süper bir şekilde adlandırma örneğimize geçiyoruz. Zaten sınavda bu kesin çıkar. Geldik şimdi verilen moleküller için tablodaki boşluğu doldurunuz demiş. Şimdi bize bazı moleküller vermiş. BH3, NH3, PH3 ve karbondioksit. Bunların hepsine bakarsak Tonguç'um bunlar genellikle kovalent bağlı bileşikler. Zaten ne demiştik, kovalent bağlı ametaller arasında oluşuyordu. Cinof hepsi cilalı biri şeklinde ezberlemiştik. Hatta sıralaması da bu şekilde periyodik tablodaki. Sadece hidrojen bu bir A'da olan bir atom. Şimdi bu sıralamaya göre bakarsak, şimdi bu N, bu da H. Bunlar bunun ametaller arasında. PH ametaller arasında. Karbondioksit ametaller arasında diyoruz. Dolayısıyla Tonguç'um bak burada hepsi ametaller. Bu da bu bor da Tonguç'um 5 olduğu için 3A grubundadır ve ikinci periyot 3A grubunda olduğu için yarı metal özelliği gösterdiği için ametallere yatkındır kimyasal özellik bakımından. O zaman bunların hepsi kovalent bağlı bileşikler diyebiliriz. Kovalent bağlı bileşiklerdir dersek bunların bize Lewis yapısını çiz diyor ilk başta. Şimdi B'ye bakarsak B'yi hemen çiziyorum. Bak 2, 3. Değerli elektron sayısı 3. O zaman B'nin etrafında 3 tane çat. 1, 2, 3 tane şey var. Nokta var diyoruz. Başka bir şey yok zaten. Hidrojen de 1 olduğu için, hidrojen 1 olduğu için 1 tane diyoruz. Hidrojen etrafında 1 tane var. Bak burada bir tane hidrojen var. Burada bir tane hidrojen var desek. Şimdi şu bir bağ yapar. Şu da bir bağ yapar. Şu da bir bağ yapar. Bunlar da bunun başka bir de elektron çifti olmadığı için düzgün bir şekilde dağılır. Nasıl dağılır biliyor musun? B çat böyle bir hidrojen, böyle bir hidrojen, böyle bir hidrojen şeklinde tam aralarında da açıların tam eşit olacağı şekilde böyle 120, 120, 120 olacağı şekilde dağılır. Bu aslında bizim için mükemmel bir dağılım, düzgün bir dağılımdır. Moleküle baktığımız zaman molekül apolardır. Neden diyeceksin? Çünkü mükemmel bir dağılım olduğu için elektronegatiflik farkını bile bunlar birbirlerini dengelediği için bu üç kuvvette yok eder. Dipolar moment oku falan filan oluşmaz diyoruz. Ve tanecikler arasında etkileşim türüne baktığımız zaman Tonguç'um apolar moleküller arasındaki etkileşim türüne biz London kuvvetleri diyoruz. Yani İngiliz kuvvetleri. En küçük etkileşim çeşidi. En kuvvetsiz etkileşim çeşididir diyoruz. Ağırlıklarına göre sıralanabilir diyoruz. NH3'e baktığımız zaman buracık daha karışık. NH3'te çünkü şöyle bir şey oluyor. Bak hemen sana çizmek istiyorum. N kaç? 7 değil mi? N 7 olduğu için 2 ve 5 şeklinde yapılıyor. O zaman N'nin etrafında 1, 2, 3, 4 bir tane de buraya 5 tane koyuyorum. Şimdi N'nin etrafında 5 tane koyduysan hidrojen gelirse etrafına hidrojeni de şöyle göstereyim. Morla göstereyim. Mesela hidrojen buradan geldi. Hidrojen buradan geldi. Hidrojen buradan geldi diyelim. Tamam eyvallah. Bunlar bağ yaptı. Bu bağ yaptı. Bu bağ yaptı ama şu elektron çiftlenmemiş elektron çifti bu bağları öyle bir itti ki bu tarafa doğru. Hiç bunlar yaklaşamadı dahi. N'ye böyle diğer tarafına sırnaşamadı bile. Dolayısıyla bunun moleküler yapısına baktığımız zaman hemen tekrar çizmek istiyorum senin için.
N diyorum. İki tane çiftlenmemiş elektron çiftinin dışında burada H'leri aşağı göndermiş bir pozisyonda bulunuyor. İşte bu moleküler baktığımız zaman dipolar moment okları bu tarafa doğru, bu tarafa doğru, bu tarafa doğru yukarı doğru giden bir molekül. Yani polar bir molekül karşımıza çıkıyor. Ve etkileşim türüne baktığımız zaman hatırlarsan Tomuş'um hidrojenin fonla yaptığı birleşiklerde hidrojen artı flor, oksijen ve azotla yaptığı birleşiklerde hidrojen bağı vardı. Dolayısıyla bunun etkileşimi ise hidrojen bağdır. Dolayısıyla zayıf etkileşimin en kuvvetlilerinden bir tanesidir diyoruz. Ve zaten polar moleküllerde hidrojen veya işte dipol dipol olabiliyordu. Ama bu en kuvvetlisi hidrojen bağlı. Çünkü hidrojenin fonla yaptığı birleşikler. pH3'e bakalım Tonguç'um. pH3'te de şöyle bir özellik var. P'de aynı şekilde 15. Mesela P'ye P 15 diyelim. 2, 8, 5 diyelim. O zaman bunun etrafında da 5 tane var. Aynı bunun gibi. O zaman P'ye baktığımız zaman 2 tane burada. 1, 2, 3 tane de burada. Buradan bir hidrojenle birleşir. Buradan bir hidrojenle, buradan bir hidrojenle birleşir. Ve bu birleştikten sonra da bu elektron çifti, çiftlenmemiş elektron çifti bunları böyle aşağı doğru iter. Dolayısıyla aynı şeydeki gibi NH3'teki gibi bir yapı oluşacak ve polar bir yapı olacak. Çünkü bu çiftlenmemiş elektron çifti bunları aşağı doğru kıvırıyor, gönderiyor diyoruz. Ama burada hidrojenin fonla yaptığı birleşik yok. Dikkat, hidrojen P ile yapıyor. O zaman bu adam sadece polardır diyebiliriz. Ama bu polarlıktan dolayı da dipol-dipol etkileşimi olur diyoruz. Dipol-dipol bağı da olur diyebiliriz. Bu daha az kuvvettir. Bu en kuvvetli. Bu daha en az kuvvetli diyebiliriz. Hani böyle bir kol çizersem Tonguç'cum sana. Mesela bir insan kolu diyelim. Bu insan kolunda şöyle bir kasa sahip. Bu insan kolunda da Tonguç evladım benim. Şöyle birazcık daha yapılı ama yine de yetmiyor. Kusura bakma, en zayıfı da buluyoruz. Karbondioksite bakıyoruz. Karbondioksit deyince aklına ne gelecek Tonguç'um? Arabaların arkasından çıkan egzoz gazı. Aynen, onun gibi bir şey. Karbona baktığımız zaman ya karbon bir kere 6 olduğu için 2 4'tür. 2 4 olduğu için etrafında 1 2 3 4 tane atom var. Oksijene baktığımız zaman oksijeni hemen çizeyim. 8'dir. 2 6'dır. Etrafında 6 tane atom şey var. Çiftlenmemiş elektron var. Hemen Lewis yapıyorum bak. 1 2 3 4 5 6 diyorum. Buraya da 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyorum. Şimdi burada çiftleşmeler olacak. Nasıl olacak? Bak şununla şu bileşik, şununla şu bileşik, şununla şu bileşik, şununla şu bileşik. Bak karbonla oksijenler arasında birleşmeler oldu. Ve burada ikişer tane bağ oldu ki bunlar rahatlasın diye. Dolayısıyla burada karbonun etrafında hiç çiftlenmemiş elektron bağ yapmamış elektron çifti var mı? Yok. Dolayısıyla bu düzgün bir yapıda olacak. Çünkü şuradan iki tane bağ yapacak oksijenle. Şuradan iki tane bağ yapacak oksijenle. Ve şöyle bir yapıya gelecek diyoruz. Hatta bunların diğer elektronları da bu şekilde kalabilir bunun içinde. Dolayısıyla Tonguç'um eyvah. Şimdi karbondioksit söyledik. Sonra peki karbondioksit polar mı apolar mı Tonguç'um? Polar. Hayır, apolardı, dangozlaşma. Çünkü neden biliyor musun? Şurada bir elektron negatiflik farkı var. Çünkü oksijen elektron negatifliği daha fazladır. Burada da var, doğru söylüyorsun. Ama bunlar birbirine öyle bir dengeliyor ki çünkü lineer, doğrusal bir yapıda bunlar. Birbirini yok ediyor bu iki kuvvet. Sen buradan çektin, ben buradan çektim. Birbirimizi dengeledik. Çünkü ikimiz çeken iki insanla birbirle aynı diyebiliriz. Geldik Tonguç'um tanecikler arası etkileşim türüne. İşte burada bu da apolar molekül olduğu için ne demiştik? London diyebiliriz. Çünkü apolar moleküller arasında etkileşim London kuvvetlidir diyoruz. Geldik aşağıdaki moleküllerin kendi tanecikleri arasında oluşan etkin etkileşim. Geldik nereye geldik? Evet, ya birazcık yavaş gidiyoruz, doğru söylüyorsun. Hayır, ama hocam, hızlı ama bir hızlı sürü konu anlatıyoruz ama bir sürü konu var biliyorsun. Moleküllerin kendi tanecikleri arasında oluşan etkin etkileşim türünü yazınız demiş. Bir kere H2 dediğimiz şey hidrojenle hidrojenin birleşmiş hali birer tane atomları burada bir bağ yapıyor. Bu molekül apolar bir moleküldür. Apolar molekül olduğu için ben hemen buna London diyebilirim Tonguç'um. HCl'ye baktığım zaman H bir tane var. Cl'de de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. 7 A grubunda olduğu için. Bunlar arasında bir bağ oluşuyor. Ama çok enteresan bir şey var. Cl'nin elektron negatifliği H'den çok çok daha fazla olduğu için dipol moment oku bu tarafı gösteriyor. Yani buradaki elektron çiftindeki elektronlar bu tarafa doğru yakın davranıyor. Burada ise böyle bir dağılım var. Çünkü ikisi de birbiriyle aynı. Bunlar apolardı. Ama bunlarsa
polar molekül. Bu polar molekülden dolayı ne oluşuyordu Tonguç'um? Bunların arasında elektronegatiflik farkı oluşuyor. Bu kısmi negatif, bu da kısmi pozitif oluyor. Çünkü elektronlar buna yakın oluyor. Aynı şekilde bir tane daha HCl gelse, bu da kısmi negatif, bu da kısmi pozitif olacak. İşte kısmi negatif, kısmi pozitiflerin birbirlerine bir çekim kuvveti var. Neden? Çünkü artı eksiği çeker, değil mi? Artı eksiği çeker ilkesinden dolayı. İşte bu çekime biz dipol çekimi diyoruz. Çünkü bu da bir polar, bu da bir polar. Dolayısıyla buradaki etkileşimin adına dipol etkileşimi diyoruz. Şimdi bunları hemen hepsini içine alayım Tonguç'um. Yani bunun etkileşimi London. Bunun etkileşimi dipol. Bunun etkileşimine bakarsak H2O hidrojenle oksijen birleşiyor. Hidrojenle oksijen birleşirken oksijen iki tane çiftlenmemiş elektron çifti vardır. Dolayısıyla şöyle, hatta dört tane, özür dilerim. İki tane burada, iki tane burada. Buradan da bir tane hidrojene birleşir. Bunlar bu aşağı doğru iterler hidrojenleri. Dolayısıyla böyle kırık bir yapıya sahiptir hidrojen su. Ve buradaki kırık yapıda, burada elektronegatiflik bu tarafa doğru olduğundan dolayı, elektronegatiflik bu tarafa doğru, hatta şöyle şu bağları şöyle gösterelim. Elektronegatiflik oksijende daha fazla olduğundan dolayı yukarı doğru gitmek ister. O zaman bu modele baktığımız zaman polardır. Neden? Çünkü çiftlenmemiş elektron çiftliği vardır. Keşke bunlar olmasaydı da, bağ yapmamış elektron çiftliği olmasaydı, düz olsaydı. Ama değil. Karbondioksit gibi değil bu. Polardır. Su polardır. Bunu çok iyi aklına tut. Sınava çıkar. Aynı şekilde bu polar olduğundan dolayı da burada ne oluyordu? Kısmi negatiflik, kısmi pozitiflik oluyordu. Aynı şekilde bir tane daha H2O gelse karşımıza. Burada kısmi negatiflik, burada kısmi pozitiflik var. O zaman ne olması gerekiyor? Bu da kısmi pozitif, özür dilerim. Bunların arasında bir etkileşim olması gerekiyor. İşte bu etkileşim, negatif ve pozitifin etkileşimi şuradaki hidrojenin fonla yaptığı bileşiklerde dipol de geçiyor artık. Hidrojen bağı oluyor. Hidrojen bağı oluyor diyebiliriz Tonguç'um. Çünkü hidrojenin fonla yaptığı bileşiklerde hidrojen bağı vardı. Onu da söylemek istiyorum. Geldik. Kendi tanecikler arasında oluşan tüm etkileşimleri yazınız da bir. Bak, tüm etkileşimler demiş. Burada birazcık patlatmış. Neden? Çünkü F ile F birleşir. Tamam, apolardır. Tamam, o zaman London'dur diyebiliriz. Bitti. Ama London kuvvetleri. Ama burada tamam. HBR'ye baktığımız zaman HBR o zaman bu kısmi negatif, bu da kısmi pozitif. Çünkü buradaki elektronegatiflik bu tarafa doğru kayar falan filan dersin. O zaman bu polar bir moleküldür dersin. Çünkü bu ikisi birbiriyle aynı değil. Ama bu polar molekül olduğu için sen dipol dersin bana. Tamam, eyvallah. Dipol etkileşimi var dersin. Ama Tonguç'um, bütün etkileşimini yazar dersen bütün dipollerin içinde zaten halihazırda London vardır. Bak, bu farklı. Oluşan etkin etkileşim türü farklı bir şey. Tüm etkileşimleri yazınız farklı bir şey. Sınavda bu çıkar. Dolayısıyla buna dikkat et. Hata yapma. Tüm etkileşim türünü yazar derken çok kuvvetli olan bir şeylerin altına kuvvetsizleri de sıralamak gerekiyor. Mesela HF'ye baktık. HF'de hidrojenle F birleşmiş. Buradaki birbirinden farklı olduğu için o zaman bu kısmi negatif, bu kısmi pozitif olacak. Hatta bunların şeylerinde şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tamam, eyvallah. Bunların Lewis yapısını gösterdik. Şimdi burada kısmi negatif, kısmi pozitif var. O zaman bu bir kere dipoldür. Ama hidrojenin fonla yaptığı birleşiklerde ne demiştik? F de var burada. Hidrojenin F ile yaptığı. Burada hidrojen bağı var. O zaman burada etkin etkileşim türü hidrojen bağı. Ama hidrojen bağının altındaki gruplar, yani dipol zaten vardır. Çünkü bu polar bir madde, bu vardır. Bir de ağırlığından, kütlesinden dolayı da bunun içinde London kuvvetleri de vardır diyoruz. İşte burada dikkat ettiysen tüm etkileşimleri yazarken alt kuvvetlileri de, yani zayıfları da yazmak zorundayız diyoruz. Evet, geldik bir tane daha başka sorumuza. Şimdi demiş ki 7A grubu elementlerinden bazılarının periyodik sistemdeki kesitleri şekilde gibidir demiş. Eyvallah, tamam. Buna göre HF, HCl, HBr, HI, F2 ve Cl2 maddelerinin kaynama noktalarına göre, bu da sınavda kesin sorulacak bir sorudur. Çünkü kaynama noktalarına göre sıralama dediğimiz şey aslında bağ kuvvetlerini sıralayla aynı şey. Bağ kuvvetlerini sırala. Şimdi bağ kuvvetlerini sırala dediğimiz şey de aslında bizim bildiğimiz, çünkü bağ kuvveti ne kadar fazlaysa kaynama noktası o kadar fazla olur. Hidrojen bağı daha fazladır.
Sonra işte dipol daha fazladır. Sonra van der Waals, yani daha doğrusu London en azdır diyebiliriz. Şimdi bağ kuvvetleri sınavında bunları bilmemiz gerekiyor. İşte o zaman ben şimdi mesela CL2 hemen hızlı bir şekilde yapabileceğim. F2. Şimdi CL ile CL birleşmiş. F ile F birleşmiş. Bu ikisi de aslında apolardır. O zaman bu ikisinde olan zımbırtının hemen London olduğunu söyleyebilirim. Tamam, bu çok basit. Ama şimdi HF'ye bakalım. HF dediğimiz şey dikkat edelim. Hidrojenle F birleşmiş. Hidrojenin fonla yaptığı bileşiklerde bir kere bu polardır. Bu polardır. Şu madde polar. Neden? Çünkü ikisi birbirinden farklı birleşmiş. Ama hidrojenin fonla yaptığı bileşiklerde hidrojen bağı vardır. O zaman bak, bu aralarında en kuvvetlisi HF gibi gözüküyor. Bir de HCl var. HBr var. Bak, HCl, HBr ve HI var. Bunlar hidrojen bağı değil ama bunlar hep birleştikleri zaman bir polarlık oluşuyor. Hep birleştikleri zaman bir polarlık oluşuyorsa bu polardır. Bu da polardır, bu da polardır. O zaman bunlarda da dipol vardır diyebiliriz. O zaman ben sıralama yaparsam Tonguç'um, HF'nin kaynama noktası yani bağ kuvveti daha büyüktür. Ondan sonra HCl, HBr, HI gelir. Sonrasında da F2 ve CL2'dir. Peki bu aradaki sıralamayı nasıl yapacağım? Çünkü bu hidrojen bağı, bu dipol, bu da London. Tamam, buna ayırdım. Şimdi bu aradaki sıralamayı nasıl yapacağım? Şimdi eğer bu çok basit. Eğer biz London'larda sıralama yapmak istiyorsak mol kütlesi fazla olan daha kuvvetlidir. Fazla olan kuvvetli modeli var. O zaman mol kütlesi daha fazla olan kuvvetliyse CL2 mi F2 mi daha kuvvetli? Aşağıda olduğundan dolayı CL, bunun atom ağırlığı daha fazladır. 35-70 falandır. Bu da daha azdır. Dolayısıyla CL2'nin kuvveti daha fazla. O zaman diyorum ki ben buradaki sıralamayı yaptım. CL2 büyüktür, F2'dir dedim. Tamam, şimdi diğer kısma geçelim. HF zaten burada vardı. Şimdi diğer kısma geçelim. HCl, HBr, HI. Burada ise dipol olduğu zaman yine mol kütlesi büyük olan daha büyüktür ilkesi var. Yine mol kütlesi daha büyük olan daha büyükse, şimdi dikkat edin, hidrojen Cl ile birleşmiş, hidrojen Br ile birleşmiş, hidrojen I ile birleşmiş. Buradaki mol kütlesi en fazladır. O zaman bunun mol kütlesi en fazla olduğuna göre HI'nin en fazladır, büyüktür. HBr'nin büyüktür, HCl'nin. Zaten buradan bakaraktan anlayabiliyorum diyorum ve sıralamamız aslında kaynama noktası büyükten küçüğe doğru budur. Çünkü bağ kuvvetleri de budur diyor. Aşağıdaki olaylardan kaç tanesi fizikseldir? Rahat sorularına geldik. Şimdi artık bu ünitenin aslında son konusuydu bu. Buzun erimesi fiziksel bir değişme. Doğru. Hamurun mayalanması, hayır, kimyasal bir değişme. Bu yanlış. Bu yanlış. Bu doğru. Kağıdın yırtılması fiziksel bir değişme. Doğru. Demirin paslanması kimyasal bir şey, çünkü kimyasal reaksiyonu demirle oksijen birleşiyor ve yeni bir madde oluşuyor. Bu yanlış. Demirin elektrik iletmesi fiziksel bir değişme. Bu doğru. Tuzlu suyun çünkü elektronlar burada sadece hareket ediyor bir yerden bir yere doğru. Kimyasal yapısı değişmiyor. Tuzlu suyun elektrik iletmesi, bu Tonguç'a rağmen kimyasal bir değişme. Burada enteresan bir şey var. Tuzlu su elektriği iletirken Tonguç'um, burada artık tuz ve suyun iyonları hareket ettikten dolayı. Burada bak, suyun içinde bir elektron hareketi var. Burada ise metallerin serbest elektronlarının bir yerden bir yere gitmesi var. O yüzden bu fiziksele giriyor, bu kimyasala giriyor. Dolayısıyla kaç tanesi fizikseldir? 1, 2, 3 tanesi fizikseldir diyebiliriz. Unutma, çözeltilerin elektrik iletmesi kimyasal bir değişmedir diyoruz. Evet, geldik maddenin halleri şeyine, özelliklerine. Maddenin halleri ile ilgili ifadelerin yer alan boşlukları dolduralım demiş. Tamam. Bu soruda ne yaparsın? Boşlukları dolduralım. Boşluk. Arkaya doğru ilerleyelim. Aynen. Ücretin ödemeyen kalmasın. Evet. Akışkanlık öteleme hareketiyle bağlantılıdır. Bu nedenle maddenin bilmem ne halleri akışkan hallerdir diyebiliriz. Şimdi maddenin katı hali akışkan değildir. Ama sıvı hali akışkandır. Gaz hali akışkandır. Gaz bir yerden bir yere doğru öteleme hareketi yapar. Ve plazma hali de gaz halinin iyonlaşmış gaz modeli olduğu için, aslında gaz haline çok yakın olduğu için öteleme hareketi yapar diyoruz. Sübülümleşme maddenin bilmem ne halden bilmem ne hale geçmesidir demiş. Sübülümleşme dediğimiz şey maddenin katı halden, aynı naftalinin sübülümleşmesi gibi, bir anda gaz hale geçmesidir. Unutma, katıdan gaza geçişte sübülümleşme, gazdan katıya geçişte de kıraatlaşma diyoruz.
plazma haldeki bir maddenin gaz hale geçmesi ne denir Tonguç Ali abi? Deionizasyon. Deionizasyon öyle bir şeydi. Ya da iyonizasyon muydu? Plazmanın gaza dönüşmesi. Aynen çok doğru. Plazmanın gaz haline geçmesine deionizasyon denir. Gazın plazma hale geçmesine iyonizasyon denir. Bravo diyorum sana. Çünkü zaten plazma iyonlaşmış gaz modeli. Evimizde plazma var oradan biliyorum hocam. Maddenin en yüksek enerji hali nedir Tonguç Evren benim? Plazma hali olmasına rağmen en düzensiz hali çok enteresan bir şekilde gaz halidir. En yüksek enerji plazmada, en düzensiz halde gazda. Yani plazma birazcık daha düzenli gaza göre diyoruz. Ve geldik katı maddelerin katı türleriyle eşleştiğiniz demiş. Şimdi katıya geldik. Tabii şeyin sınavımızın son konulardan bir tanesi. Değerlik elektronların oluşturduğu elektron değerinin sayesinde yüzeyleri parlaktır. Yüzeyleri parlak olan şeyler nedir? Metallerdir. Dolayısıyla metalik kristaller diyebiliriz. Tereyağı bu katı türüne örnektir. Tereyağı amorf katı türüne örnektir. Unutma Tonguç'um, tereyağı deyince hemen amorf katılar aklına gelsin. Sulu çözeltide camsı geçiş sıcaklığı var bunda mesela. Sulu çözeltisi elektriği iletirken katı hali iletmez demiş. İyonik çözeltilerde sulu çözeltilerinde mesela iyonik tuz mesela. Tuzu suyun içine attığın zaman elektriği iletir. Ama katı halde tuz elektriği iletmez. O yüzden bunun cevabı da denizdir diyebiliriz. Tanecikler arasında London etkileşimleri yer alır. London etkileşiminde en az kuvvetli, dolayısıyla kovalent bağlı bileşikler arasında ve apolar bileşikler arasında oluşurdu. Dolayısıyla moleküler kristal diyebiliriz Tonguç'um. C, A, D, B şeklinde cevabımızı söyleyebiliriz. Ve geldik Tonguç'um artık son sorularımıza. Bu sefer de fen lisesi soruları hazırladık sana. Ama öncesinde sana örnek ver, şey çalışman gereken ödevleri vermek istiyorum. Ödev nedir hocam? Sonra fen lisesi sorularına geçeceğiz. Fen lisesi önce A, L, alüminyum, sonra F, L, filminyum. Yani ödevlerin çok basit. Senin yapman gereken şeyler, biliyorsun ki ikinci dönemin başlangıcıyla beraber biz aslında yeni konulara geçtik. İyonik bağdan başlıyoruz. Sayfa 118'den. Elementlerin Lewis gösterimi, Lewis yapıları, ondan sonra örgü yapısı, genel özellikleri, bağın sağlamlığı, bunları bilmemiz gerekiyor. Adlandırma kurallarından kesin sınavda %100 çıkacak sınavda. Kovalent bağ oluşumunun apolar apoların farkını Lewis yapısıyla gösterilmesini, aynı zamanda işte adlandırmaları, aynı zamanda polarlık apolarlığı Tonguç evladım benim, aynı zamanda metalik bağın oluşumu ve metallerin özelliklerini bilmemiz gerekiyor. İşte zaten demin saymıştım sana hepsini. Bağ enerjisine göre etkileşimler zayıf ve güçlü etkileşimleri zaten yapmıştık. Zayıf etkileşimlerde Van der Waals hidrojen bağını, dipol indüklenmiş dipol kavramlarını, ondan sonra işte neye göre ayırdığımızı kuvvetleri, hidrojen bağının en kuvvetli olduğunu ve kaynama noktası sıralamasının ne olduğunu, ki bu zaten sınavda %100 çıkacak konudur. Kaynama noktası sıralaması. Şimdiden söylemek istiyorum sana. Ve aynı zamanda maddenin hallerinde işte katı sıvı gaz plazmanın olduğunu ve işte LNG, LPG ve işte katı çeşitlerini, yani sayfa 161'e kadar yapsan yeterli. Ve buradaki testleri de çözmen çok önemli. Buradaki testlerde senin yapamadığın soruları hiç merak etme. Buradaki TATS'ı okutaraktan bunları cevaplarını öğrenebilirsin. Ve TAK kimyadan Tonguç'um, yapman gereken sana ödevleri vereceğim. Sonra fen lisesi sorularına geçeceğiz. Merak etme. Burada Tonguç'um, kimyasal türler arasında etkileşimlerin sınıflandırılmasından başlayabilirsin. Sayfa 101'den başlayabilirsin. Yani 3. ünitede sayfa 101'den başladıktan sonra örnek soru çözümü ve 4 tak dörtlü geliyor sonrasında. Takta da dikkat etsen 2 tane test sorusu, bir tane açık uçlu soru var, bir tane de klasik yazılı sorusu var. Yazılı sorularına bu şekilde çalışmış olabilirsin. Ve fen lisesi soruları da var arasında. Şimdi fen lisesi soruları çözeceksiniz, evet, değil mi hocam? Evet, İyonik bağ, Lewis gösterimi, iyonik bağlı bileşikler, periyodik özellikleri karşılaştırmada fen lisesinde özel bir konu. Ama kovalent bağ oluşumları, kovalent bağının polarlık, apolarlık kavramı, kristal örgü yapısı, metalik bağ, ardından Tonguç Ören benim, bunların testlerini çözdükten sonra da bağ enerjisine göre etkiler, Van der Waals hidrojen bağı, ondan sonra hidrojen bağının birazcık daha ayrıntılı kısmı fen lisesinde çıkıyor karşımıza. Ve zayıf etkileşimler, maddedeki değişimler konusunun tekrarını yapacaksın burada. Ünite tekrar testlerini buradan çözebilirsin. Yapamadığın soruları buradan cevaplarını bulabilirsin. Ve ÖSYM tarzını çözmene gerek yok şimdilik. Ama ileriki sınavlar için çalışabilirsin. Ve burada tak yazılı var sayfa 143'te ve 144'te. Lütfen bunlara bak. Ve maddenin hallerine baktığımız zaman nereye kadar geleceğini söyleyeceğim. Sayfa 147'den başlayacaksın. 148, 149, 150, 151 ve katı türlerinden 152, 153, 154, 155 buraya kadar yapsan, 156'ya kadar yapsan yeterli. Hatta tak taramada 158'de 158'e kadar yapsan yeterli. Viskoziteye falan filan geçme diyoruz. Ama şimdi seninle fen lisesi sorularını çözelim beraber.
Molekül içi bağ polarlığını ve molekül geometrisini bulun demiş. Bir kere oksijen dediğimiz şey O2, iki tane oksijen birlikte birleşirse bağ polarlığına baktığımız zaman apolar bir bağ var. Neden diyeceksin? Çünkü ikisi aynı atomlar. Aynı atomlar birleşirse elektronegatiflik farkı olmadığından dolayı bağ apolardır. Molekül polarlığına baktığımız zaman iki tane aynı atom birleşmiş. Sağa sola doğru dipol moment oku olamaz. Çünkü ikisi de aynısı. Dolayısıyla molekül de apolardır. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü çekim kuvvetleri birbirle aynı. İki tane halatın ucundan mesela iki tane aynı adam çekiyor diye düşün. Ve geometriye baktığınız zaman düzlemsel bir geometri var. Düz bir çizgi görüyorsun. Düzlemsel diyoruz geometri açısından diyebiliriz. H2O'ya baktığımız zaman H2O'da da hatırlıyorsan oksijen iki tane hidrojenle birleşiyor. Ama oksijenin bağ yapmamış iki tane elektron çifti var. Dolayısıyla bu bağ yapmamış elektron çiftinden dolayı bunları büküyor. Hatta burada bir açı oluşuyor. Ve bu açı da 180 dereceden daha küçük bir açı. Dolayısıyla bu yüzden bir kere şunu söyleyelim. Bağ polarlığına baktığımız zaman oksijen elektron negatifliği daha fazla olduğu için dipol moment okları oksijene doğru çıktığı için bağ bir kere polar bir bağ. Bağ polar olmasının yanında bir de moleküle baktığımız zaman molekül garip bir geometriye sahip olduğu için kuvvetler yukarı doğru bunu iteceği için molekül de polar bir molekül. Su zaten polardır, bunu çok iyi bilmen gerekiyor. Molekül geometrisine baktığımız zaman kırık doğru diye ezberleyeceğiz Tunguç'um. Normalde düzlemsel değil de kırık doğru şeklinde böyle gitmiyor. Böyle düz gitmiyor. Kırık doğru şeklinde. Normal insanın aklına şu geliyor. Ya hidrojen, oksijen, hidrojen. Ama bu yanlış bir geometri. Bunu da bilmemiz gerekiyor. BH3'e baktığımız zaman borla 3 tane hidrojen birleşmiş. Ve bunun yapısını demin çizmişler. H buradan bir bağlanıyor. H buradan bir bağlanıyor. H buradan bir bağlanıyor. Bunun bağ yapmamış elektron çifti olmadığı için bir kere bu düzgün bir çekime sahip. Bir kere B'nin elektronegatifliği daha fazla olduğu için bütün yükler B'ye doğru olduğu için bağlar bir kere polar. Çünkü bu bağın içinde B ve H var. Farklı atomlar var. Ama moleküle baktığımız zaman genel olarak bunların üçü de öyle bir 120'şer derecelik açıyla geldiği için birbirini dengeliyorlar ve molekül apolar oluyor. Burada bir kritik nokta var işte. Bunun geometrisine baktığımız zaman düzlem üçgen. Bak şöyle bir üçgene benziyor. Düzlem üçgendir diyebiliriz. Molekül geometrilerinde açıları sormazlar. O kadar abartmazlar diye düşünüyorum. İşte bu 120 derece, bu 107,5 falan filan onu sormazlar. NH3'e baktığımız zaman Tonguç'um. NH3'te burada çiftlenmemiş bir elektron çifti var demiştik. Bağ yapmamış bir elektron çiftleri var demiştik. Dolayısıyla bu şekilde kıvrılmıştı aşağı doğru bunlar. Ve moleküllere bağa baktığımız zaman N ve H farklı olduğu için zaten bir kere polardır bağ. Ama molekül polarlığına baktığımız zaman bu ise bu da polardır. Neden diyeceksin? Çünkü Tonguç'um bu adamları aşağı doğru itiyor. Elektronegatifliklerin dipol moment okları yukarı doğru çıkartacağı için molekülü bu polardır. Ve yapısına baktığımız zaman aslında şöyle bir yapı vardır burada. Enteresan bir şey. Hidrojen, hidrojen, hidrojen ve burada da bağ yapmamış elektron çifti böyle eşek gibi durur. Ve şöyle bir üçgen piramit oluşturur Tonguç'um. Şurası alt tabanı üçgen piramit şeklinde şuradan şöyle birleşiyor. Şöyle bir üçgen piramit oluşturur NH3 özelinde. Bunlar da gerçekten sınavda çıkabilecek şeyler. Çünkü NH3 dünyadaki en önemli maddelerden bir tanesi, söylemiştim zaten. Aşağıdaki hangisinde hidrojen bağları etkin rol oynar? Tonguç, bu artık son sorumuz. Buzun su üzerinde yüzüyor olması etkin rol oynar. Çünkü buz su üzerinde taşınabilmesi için Tonguç'um işte bu hidrojen bağının kuvveti sayesinde su moleküllerinin birbirlerine olan mesafesi artıyor ve buzda hacim genişliyor. Hacim genişlediği için dünyada tek katılaşınca hacmi genişleyen madde bu. Bu hidrojen bağının özelliği sayesinde bu sayede de yüzüyor diyebiliriz. DNA zincirinin bir arada durması, evet, burada da hidrojen bağları etkili. Çünkü aradaki zayıf hidrojen bağları dediğimiz şey aslında bu. Mesela adenin var, timin var. Adenin ve timin arasında iki tane zayıf hidrojen bağı vardı. Guanin ve sitozin arasında üç tane zayıf hidrojen bağı. Bu zayıf hidrojen bağları nükleotitleri bir arada bulunduruyor. DNA zincirinin kendine eşlemesi. Kendine eşlemesinde de zaten aynı şekilde kendinin birbirinden yapması için de hidrojen bağlarının tekrar oluşması gerekiyor. Çünkü bunlar böyle sıralanıyor. Bunlara uygun nükleotitler geliyor diyoruz. Bu da zayıf hidrojen bağı var. Çok yüksek ağaçların tepe noktasına kadar su taşınabilmesi kılcallık etkisini oluşturan en önemli şeyden bir tanesi de kohezyon dediğimiz şey. Kohezyonu oluşturan şey ise aslında su moleküllerinin arasındaki bu
hidrojen bağı dediğimiz şey kohezyon aynı tür moleküllerin birbirini çekmesidir diyoruz. Ve dolayısıyla hepsi cevabımız diyoruz. Oh be diyoruz. Sonunda oh bildik. Ödüllü sorumuzu yaptın Tunguç'um. Yorumlara yola. İnşallah sınavında başarılı, çok güzel bir not alacaksın. Teşekkürler hocam.